Şimdi nişanlısı gelmiş demiş ki ya bana ev alırsın ya da evlenme. Bir evimiz olmadan aynı çatı altına girmek istemiyorum. Biz yıllarca kirada oturduk ve çok yoruldum demiş kirada oturmaktan. Şimdi beyefendi diyor ki ben ancak diyor 20 yıl sonra ev alabilirim. Yani şartlarını düşünüyor, aldığı maaşı düşünüyor, kazandığı parayı düşünüyor. E peki 20 yıl sonra ev alacağım için diyor kadınla hep sürekli kavga ederiz diye düşünüyorum. Ama onu çok seviyorum beklesem mi ayrılsam mı bilmiyorum diyor. Bu ben buna senarist sevgili modeli diyorum. Nedir o biliyor musun? İşte geçmişte şöyle ilişkilerim oldu. Ben bunu artık bir daha izin vermeyeceğim. Geçmişte çok kirada oturduk. Ben artık kirada oturmayacağım. Eski eşim Sen şöyle Pikirada oturdun mu? Ben mi? Heh. Bir dönem oturdum. Kiracılık nedir biliyorsun? E, bilirim tabii. Canım. Bazılarının fobisi. Tabii ama kiracılık çok zor bir şey bilgilerim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun sadece maddi bir boyutu yok. Çok zengin olup da kirada oturanlar da var. Kira kavramını nasıl yorumladığına bağlı. Hayatım ama şu... çok zengin olup kirada tabii ki otururum. Gelen oradan <laughs> gelecek olan var. Buraya veririm. Hayır. Ben onu kastetmiyorum. Aldığın üç kuruş parayla mı kirada oturduğunda. Tabii ki de fazlasıyla <laughs> da ödediğimi biliyorum. Yani, yani özellikle... bu bir sendrom olabilir. Olabilir ama biz geçmişte yaşadıklarımız yani bekarlık döneminde kök ailemizde yaşadıklarımızdan dolayı hayat boyu onun gölgesiyle hareket etmemek zorundayız. Yani <laughs> ben de kira, kirada olma fobisi var diye ben ne yapacağım? kirada oturmamak yerine evlenmeyeceğim o zaman. Ya da evi olan birini tercih edeceğim. Orada çok sağlıksız bir problem var. Nedir o? Bu sefer de sırf evi var diye bize uymayan biriyle de evlenebiliriz. Bak bu Doğru. da çok, bu çok büyük bir risk. Ne oluyor? Sen tek bir parametreyle, tek bir kriterle eş seçiyorsun. İlk kuralı ne? Ben geçenki programda da anlattım. Beşinci kitabımda da demiştim. Bizim sağlıklı bir evlilikte kuralımız ne? Seviyor muyum? Seviliyor muyum? Anlaşabiliyor muyum? Üç kural. Bunu yazdım. Anlatıyorum her yerde. Şimdi sen bu üçünü çöpe atıyorsun bir kuralı ne? Evi olacak. Şimdi evi var ama sevmiyorsun belki yeterince. Emin değilsin. Evi var. Belki sana sanat e, olan sevgisi az ya da sana seni tatmin edecek bir sevgiye sahip değil. Evi var. Belki yeterince anlaşamıyorsun. Sürekli tartışma, kavga var ama ne? Evi var. O tek kriter seni zehirler ve bir süre sonra evi evi olduğu için evlendiğin kişiden sevmediğin ve sevilmediğin ya da anlaşamadığından dolayı boşanabilirsin. Allah. Evi ya. elde edebilirsin. Ama anlaşma sevme, sevilmeyi her zaman elde edemeyebilirsin. Doğru. Yani bu kişinin kendi geçmişinden gelen e, kendini inandırdığı o riski evliliğin eş seçiminin ortasına koymaması gerekiyor. Peki tamam. Bu, burada mesajın kimi olur? E, evlenmeden önce ev isteyen kadına mı? E, ya erkek burada yapabilecek bir şey yok. Ancak ya. Ancak 20 yıl sonra ev alırım seninle evlenmen Bence... mümkün değil diyen adam mı? Bence erkek şunu diyecek. Benim ekonomik durumum bu. Yani benim kilom bu diyecek. Açık olacak evet, yani. benim kilom bu, gelirim bu. Şimdi bizim erkekler burada şöyle bir hata yapıyorlar. Tanışırken maaşlarını yüksek gösteriyorlar. Boşanırken en düşükünü <laughs> en düşükünü gösteriyorlar. <laughs> ağzına bal damlıyor yani, vallahi öyle. Yani e öyle. Hatta boşanırken üzerinde hiç mal mülk yok. Ya Onu boşanırken bir de yani falan. hani neredeyse borçlu çıkaracak hani. Aynen. Kadın çalışmıyor. 40 yaş, 50 yaşına gelmiş. Boşanacak. O güne kadar bir meslek de edinmemiş. Bir yani bir bileziği de yok kaba tabirle. Doğru. Ya adam evlenirken diyor kadın bana diyor hocam diyor evlenirken diyor işte şurası benim burası ben orası ablasırmış orası dayısınmış diyor. Aslında yalanmış. Şimdi diyor ki benim hiçbir şeyim yok. Yani erkeğe diyorum ki bak kardeşim sen kendini net olarak ortaya koy. O karar versin. Sen de ki benim kilom bu. Gelirim bu. Sana sunacağım yaşam tarzım bu. Budur. Karşıdaki düşünsün, taşınsın, karar verirsin. Bu erkeğin yapması gereken. Erkek şeffaf ve dürüst olacak. Kadın da bu kararları verirken bu karara sadece takılmamayı kendine inandırmak zorunda. Yani evi var ama psikopat, evi var ama alkolik, evi var ama sadakatsiz. Ne işe yarayacak ki? Hakikaten doğru. Yani bir kriterle, tek bir kriterle yapılan evlilikler çok risklidir. Ay evlenecek olanlar, televizyonunuzun sesini açın bak bunlar altın değerinde bilgiler yani evleneceğin adamdan bize bir öğretilmiş maaşın var mı neyin var yıllarca neyin yok. Yıllarca bunu Bak aslında evleneceğin adamdan neyi sorgulaman lazım? Evet üç tane şey söyledim. Bu benim kendi teorim kendim geliştirdim. Seviyor muyum, seviliyor muyum, anlaşabiliyor muyuz? Ama bize yıllarca ne Tabii. dediler? Yani, geçmişin getirdiği ekonomik yoksunluklardan dolayı 50 yıllık bir hikaye bu. Eskiden erkeğinden en çok neyine bakılırdı? SGK kan var mı? SGK'lı bir işin var mı? SSK'lı değil SSK'du. mi? Bak tek parametre oydu. SSK'lı işin var mı? Var. Bir de askerliğini yap ondan sonra verelim. Sek askere gitmeden önce biliyorlardı da hatta. Hatta Esk devlet memuru olursa. Oo. Oo. O lüks. Memura gitti. Ya da memurla evlendi gibi Tabii. şey vardı. Kadın da memursa zaten o bambaşka bir şeydir. Eskiden buydu. Ama gün geçtikçe refah düzeyi değiştikçe, toplumsal normlar değiştikçe... Şimdi ne arıyorlar? Şimdi insanlar biraz daha yani burada cinsiyet ön planda mesela. Bu da şöyle onu da arada söylemek istiyorum. Şimdi diyorlar ki kadınlar efendim işte para için bir erkeği seçebilirler. erkeğin ekonomik gücü bazı kadınlar için yeterli. E kadın para için erkeği seçerken eleştiriyoruz. Erkek de bir kadın sırf güzel olduğu için seçerken eleştirmiyoruz. İkisi de aynı şey. Yani bir, Einstein diyor ya bir kadının bacağının bir kadının zekasından daha çok prim yaptığı bir dönemdeyiz diyor. Yani bir erkek kadının bacağının bacağını, yani he. fiziksel görüntüsünün zekasından daha önemli olduğu bir dönemdeyiz diyor Einstein diyor. Şimdi neye bakıyoruz orada? Kadın evet kendini güvende hissetmek istiyor. Bu doğal bir hak. Yani doğal bir hak. Niye geleceğini kısmen de olsa e, daha sağlıklı bir dile yapmasın ki? Ama ya, kendini e, güvende hissetmesi gereken tek kriter nokta bu değil. Bu değil. Yani değil, değil. ev almak değil. Değildi. Değil. Ev aldın diyelim. Diyelim adamın ev var, işi yok. Ne olacak? Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ya ferdi olarak söylüyorum. Böyle bir kız çıksa karşıma dese ev alacaksın öyle evlenecek. Hadi hadi derim. Evet. Vallahi billahi hadi hadi hadi. Bu bu ne, neyi de gösteriyor Nur biliyor musun? Ben seni sev, sevdiğim için değil. Bu ne hesap Sana bağlandığım ya? için değil. Sadece evim var diye sana geliyorum. Aynen. Hadi diyelim o ev yarın gitti. Allah göstermesin. Kriz oldu, yangın oldu, iflas oldu ev gideceği zaman Tabii. fare tek gemiyi önce terk etti. Sen terk neyi hedefliyorsun burada? Neyi amaçlıyorsun? Kendi Vallahi, kaygımızı dindirmeye çalışıyoruz Hep orada. diyoruz ya dönem çok kötü yani. Kızı kız evladı olmak zor. Yani çünkü hani ne bileyim bir adama kız veriyorsun. Adam adam gibi çıkmazsa kızın hayatı alt üst oluyor. Ama aynı şekilde erkek anneleri için de öyle. Bir tane kız alıyorsun evine. Eğer gerçekten hani insan evladı bir şey değilse çocuğun hayatını mahvediyor. Yani bir hayat seçiyorsun, bir adam, bir kadın seçiyorsun, aslında, bir hayat seçiyorsun. Yani. Aslında insanın kaderi doğduğu ev falan değil. İnsanın kaderini birçok şey belirler. Evlilik değil. Aile de belirler. En önemli dinamiklerden biri eş belirler. Çok önemli. Eş seni terapi tedavi eder, terapini yapar ama öyle de eş gelir ki seni terapiye muhtaç hale getirir. Yani, eş vardır, hayata bağlatır. Evet. Eş vardır. Hava, hayata küstürür. Soğut, hayattan küstürüz. soğutur. Doğru. Evet. Büyük şehirden ufak bir ilçeye taşınalım diyorum. Ama Nur Hanım karım asla kabul etmiyor. Ne olur sizin televizyonu her zaman izliyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Karım da sizi çok sever demiş sağ olsun. Karımı nasıl ikna edebilirim? Lütfen bana bir yol gösterin. Rica ediyorum ekran başındayım izliyorum. Büyük şehirden ufak bir ilçeye taşınma nedenim malum demiş. Yazık adamcağız. Da. Ekonomik Ekonomik adamlar. yani yazık. Asla gelmem. Evliliğimi bitiririm yine gelmem diyormuş. eee erkek burada hani kadın ısrarla kabul etmiyorsa bu muhtemelen bu resleşmenin sonunda bu ciddi bir boyuta gider büyük ihtimalle. Erkek de şunu diyecek o zaman. Tamam bu, bu şartlarda bu geçimi kabul ediyorsan yapacak bir şey yok. Çünkü e, hem gelmem diyorsa hem de bu duruma katlanmayı göze alacak o zaman. Yani hem ben büyük şehirde yaşayacağım hem de bana istediğimi sun diye bir şey yok. Ya artık şunu kabul edeceğiz. Erkekler kadınların beklentilerini karşılamak zorunda değil. Kadınlar da erkeklerin beklentilerini bu şekilde sorunsuz bir şekilde karşılamak zorunda değil. Yani erkeğin tek görevi kadının refah düzeyi sağlamak, konfor sağlamak değil. Kaldı ki kadınlar da artık çalışıyorlar. <laughs> bak, şuradan tersten tersten bakıyorum. Sen... Bir kadın olarak. <laughs> bak erkekleri topladı şimdi buraya puan alıyorsun onlardan. Bu kadar değil ama yani. Hayır bak bu karşılıklı bir görev. Erke... Kadın erkek eşit değildir. Eşitlik yaşam salaktır ve hukuk, hukuk karşısındaki eşitliktir. Onun dışındaki birçok alanda eşitlik Bak, yoktur. birçok Fark... kişi çok kızacak sana kısımlar, kadın erkek eşitliği. Kızın erkeksin. Ben bunu derken. her programda, bütün programlarımda söylüyorum. Kadın erkek hukuksal ve yaşam hakkı olarak eşittir. Onun dışındaki her konuda eşit değildir, farklıdır. Bir çift ayakkabı gibidir. Sol ayakkabı sola, sağ ayakkabından üstün Yok, Farklı. Eşit değildir derken neyi kastediyorsun? Herkes zaten? farklı. Yani kimse kimseden üstün değildir bu anlamda. Herkesin kendine göre meziyetleri, üstünlükleri, farklılıkları var. Yani burada kıyaslamak kadına da hakarettir, erkeğe de hakarettir. Niye biz ısrarla tek tip bir e, kadın erkek profiline odaklanıyoruz ki? Ya o üstün, ya o üstün. Hayır ikisi de üstün değil. İkisi farklı. Yaratan ikisini farklı bir cinsiyet, farklı bir e, yapıda yaratmış ve biz de bu farklılıkları kabul edeceğiz. Onun için diyorum ki kadın da, erkek de İki tarafta birbirinin böyle hani bizde biraz şey var ya evlendim artık her ihtiyacımı gidereceksin. Evlendim artık bütün evet. beklentilerimi karşılayacaksın. Erkek de böyle düşünüyor. Evlendim artık diyor. Annemin bana yaptıklarının aynısını istiyorum. Çayım, çorbam, kumandam işte akşam yemeğim önümde olsun. Benden de çok bir şey isteme. Bu zihniyetle evlenen erkekle benim her isteğimi karşılamak zorundasın zihniyetiyle evlenen kadın aynı kumaştan fark etmiyor. Ben de onlara diyorum ki. Bu hayatta 100 mutluluk varsa bunun 60'ını kendin sağlamak zorundasın. Bir de evlilik dediğin mesela iyi günde kötü günde değil midir? Şimdi hanımefendiye buradan sesleniyorum. İyi günde adam oturta bildiği kadar yani maddi gücü yettiği kadar sizi zaten büyük şehirde oturtmuş. Tabii ki bu kadar Ona yani. yani. da ister mi ki hani pılısını pırtısını toplasın bambaşka bir yere gitsin. Ama adamcağız yetemiyormuş artık. Ya bir de yani, Hasta olacağım diyor. Ya Bir de kentleşmenin bu kadar büyüdüğü yani %78 nüfusun neredeyse kentlerde yaşadı büyük şehirlerde veya şehir merkezlerinde yaşadığı bir yerde kimse kolay kolay e, fırsatlarını bir kenara bırakıp da küçük bir yere yerleşmeyi göze almaz. Tabii canım. Bu, yani bizim hayalimiz neydi? 60'ı 70'inden sonra gideyim bir küçük kasabada oturayım falan deniz kenarında. Bu ama o adam eğer onu tercih ediyorsa gerçekten mağdur durumda. Bir de hayat gerçekten zor. Durumda. Zor. Yani pazara, markete, şuraya, buraya giden herkes çok iyi biliyor Başka ki. Başka bir çözüm daha üretebiliriz. Büyük şehirde yaşasınlar. Kadın da çalışsın. Kadın da üretsin. İş gücü ve istihdama dahil olsun. Ha onu bilmiyorum. Haftaya yazın bize ya da şimdi evet. yazın. Eşiniz çalışmak. Kadın mı? çözüm üresin. Desin ki tam geçinemiyor. Belki Zorlanıyor. mesleği yoktur. Meslek yoksa her şey meslekte mesleği olmayabilir ama işi olabilir. İş meslek ayrımını yapsın. Yani meslek yok ama iş var. Bazı işler yapmak için bir yeteneğe, bir özel e, akademik altyapıya sahip olmana gerek yok. Yani, Bazı kadın hiç çalışmak istemiyor. Ya Çalışmak istemiyorsa o zaman bu konfor kaybını veya bu sıkıntıları da yaratıyor. Aynı zamanda da göze almak zorunda kalıyor. Üretmek dediğimizde sadece dışarıdan para kazanmak değil. Hı hı. Evdeki kadın da çok üretiyor. Bunun bilimsel açıklaması var. Evdeki bir kadının Türkiye'deki maaşını versen 5700 ediyormuş biliyor musun? Nasıl anlamadım. Yani e, bir ev hanımının sana sunduğu hayatı satın almaya çalışsan çalışsan 5700 TL ödemen gerekiyor. Annelik Güzel. Bak. Hadi bakalım yani iki Yani kocanın çocuk... size 5700 lira para vermesi gerekiyor her ay. <laughs> ben şimdi bayağı borçlandım o zaman. <laughs> Ama öyle. Öyle. Şöyle bak. Diyelim iki çocuğun var, değil mi? Bak, ev hanımıysan, ev hanımıysan hiçbir iş yapmıyoruz diye Hani biz ev hanımlarını aşağılıyorlar ya bazen. Öyle ama anne olur mu? bütün gün evde oturuyorsun diye. kocanız aynen şunları söyleyin. Bak, Hatta çekin bunu videoya. Sen ya. şimdi iki çocuğa bir bakıcı bulsan? Evet. Ortalama bir asgari ücret ödeyeceksin. Aynen. Bak 8.5. Eee temizlik yardımcı temizlik elemanı çağırsan her gün çağırsan ortalama bir asgari ücret ödeyeceksin. Daha gerisini saymıyorum. Tabii. Yemeği, temizliği falan bak. Sadece bu hizmeti almaya dışarıdan paranla satın almaya çalışsan çok net bedeller ortada. Bir kadının üretimini sadece dışarıdan para kazanmaya indirgersek kadını aşağılamış oluruz. Ev hanımlarına haksızlık yapmış oluruz. Ve çoğu insan şunu yapıyor. Kendisi dışarıda çalışıyor. O hizmeti kazandığı parayla alıyor. Bak yine bedelini görüyoruz. Çalışan kadınlarımız var. Çoğunluk Türkiye'de çalışan kadın ciddi iki katına üç katına çıktı 20 yıl önceye göre. Ama ne oluyor? Geliyor e, çocuk bak, çocuğa bakmak için ayrı bir hizmet alıyor. Evin temizliği veya yemekler için ayrı bir hizmet alıyor. Topluyoruz 5700 minimum rakam yani. Ev hanımının ürettiği. Yani. Hukuk ne diyor? Hukuk diyor ki adam çalışıyor ayda 30 bin alıyor diyor. Kadın diyor çalışmıyor. Ama nafaka ve mal bölüşümüne geldiğinde ne yapıyor biliyor musun? İkisine eşit veriyor. Evet. Sen diyor sen dışarı kazanmasan içeride bile, çalışıyor. sen kazanmasan Tabii. bile, sen de evde üretiyorsun diyor. Evet.